Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, partimizin yetkili kurullarından katılan arkadaşlarımız, konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 2 Temmuz. Sivas katliamının üzerinden tam 26 yıl geçti. 33 canımızı unutmadık, unutmayacağız. Bu katliamın hesabını sormaya devam edeceğiz. Çünkü adalet yerini bulana kadar da bundan vazgeçmeyeceğimizi her zaman dile getirdik. Tıpkı Çorum'da yitirdiklerimizi unutmadığımız gibi. Evet, bu coğrafyada Alevi katliamları hep böyle ola geldi. Alevi katliamlarının hesabını sormak Alevi toplumuna karşı bir sorumluluğumuzun gereği olması kadar aslında bu ülkede hakikatlerle yüzleşmenin de bir gereğidir. Evet, bu yüzleşmeyi sağlayamadığımız sürece, bu yüzleşmeyi başaramadığımız sürece bu ülkede toplumsal barışı var etmek mümkün değil. Bunu sağlayamadığımız sürece katliamlara son vermek de mümkün değil. O yüzden ben bir kez daha Çorum'da, Sivas'ta yitirdiğimiz canlar önünde eğilirken, anıları önünde eğilirken buradan bir kez daha Alevi toplumuna sözümüzü ineliyorum. Hesabını soracağız ama mutlaka soracağız. Evet, bu katliamlarla yüzleşmek gerekiyor. O yüzden de meclis çatısı altında bir kez daha talebimizi yineliyorum. Hakikatleri Araştırma Komisyonu meclis çatısı altında acilen kurulmalıdır. Ve cesaretle toplumsal barışı var etmek adına, yüzleşme adına adımlar atılmalıdır. Evet, yüzleşme önemli. Tarihimizle, acılarımızla yüzleşme önemli. Bu yaraları sarabilmemiz açısından önemli. Yine Şeyh Said'in idam edilmesinin 95. yılındayız. Evet, önemli bir yüzleşmedir. Tıpkı Şeyh Said gibi Seyit Rıza, Said-i Kürdi. Evet, burada sevgili arkadaşlarım, mezarsızlık zulmü vardır. Mezarları yoktur. Bu halkın, Türkiye halklarının bu duygusu yok sayılmıştır. Yok sayılmaya devam edilmektedir. O yüzden de mezar yerlerinin bir an önce halkla paylaşılması talebimizi de buradan yineliyoruz. Evet, devam ediyorum. Maalesef acılarımız büyük. Bu acılar çerçevesinde ismini anmadan geçemeyeceğimiz yoldaşlarımız, arkadaşlarımız var. Bunlardan biri de sevgili Orhan Doğan. Orhan Doğan'ı da 12 yıl önce yitirdik. Şöyle diyordu: demokrasiye olan tutkumu asla teslim alamayacaksınız. Alamadılar. Bize bıraktığın o mirası, o tutkuyu büyütmeye devam ediyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarım, barış ve demokrasi tutkumuzu, mücadelemizi büyütmek zorundayız. Büyütmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki bu ceberrut iktidar, bu ceberrut devlet anlayışı bu zulme, bu şiddete son vermeyecek. Vermiyor da. En son Ceylanpınar. Ceylanpınar'da bir eve yapılan baskın, o evde yaratılan zulüm aslında bu iktidarı, bu anlayışı bir kez daha teşhir etmiştir. İş makineleriyle duvarları yıkarak, ağaçları yerinden sökerek, insanları derdest ederek, evin içini yıkarak aslında kendilerini bir kez daha teşhir etmişlerdir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi, tıpkı Halfeti'de olduğu gibi tünel arıyorlarmış. Akla bakın. Ceylanpınar'da bir evin bahçesinden Rojava'ya açılan tünel arıyorlarmış. Sen o tünelleri arayacaksan eğer, o IŞİD'de yapmış olduğun, o ittifaklar çerçevesinde yaratmış olduğun tünellerde git ara, suçu orada ara. İnsanları rahat bırakın. Urfa'yı rahat bırakın. Urfa'dan elinizi çekin. Evet, unutmadık. Şen Yaşar ailesine yapılan zulmü unutmadık. Bakın, üzerinden bunca zaman geçti, hala bir tek kişi bile gözaltına alınmadı. 17 kişi bu suçu birlikte işlediler.
Şen Yaşar ailesini katlettiler. Hem de devlet hastanesinde valinin gözü önünde katlettiler. Hala bir kişi gözaltına alınmadı ama Ceylanpınar'da evi basıp insanları gözaltına aldınız. Halfeti'yi daha yakında, çok geride değil, çok iyi hatırlıyoruz. İnsanlara nasıl işkence yaptıklarını çok iyi hatırlıyoruz. Hala bunun hesabı sorulmadı. Hala bununla ilgili bir soruşturma bile ortada yok. Evet, bu iktidar zulüm iktidarıdır, şiddet iktidarıdır. Bir devlet geleneğini inatla yaşatma çabasındadır. Madımak'ta olduğu gibi suçluları, suçu örtmeye çalışan, yok sayan, devleti korurken halkı bu zulüm cenderesine alan bir anlayıştır. Buna karşı, savaşa karşı demokrasiden yana mücadelemizi tutkuyla büyütmek zorundayız. Evet, sönmeyecek ya arkadaşlarım. Saldırılar sadece Ceylanpınar'da değil, saldırılar sadece bu şiddet içeride değil, dışarıda da devam ediyor. Evet, sınır ötesi operasyon. Her seferinde buradan fezlekeler geçer gider. Bu sınır ötesi operasyonlar nasıl bir zulme yol açıyor? Kimse bunu tartışmaz, bilmez. Bu haberler çıktığında hemen yalanlamalar gelir. Hakurke'ye yapılan, Başur'a yapılan saldırılara bakın. Evet, yine 4 tane insan, 4 köylü orada yaşamını yitirdi. Biri çocuk, biri kadın. Ki 2015'ten beri bu yerleşim yerlerinde köylüler yaşamını yitiriyor. O bölgeyi Kürtsüzleştirme peşinde olan, o bölgeyi adeta bir savaş koridoruna çeviren bir zihniyet var karşımızda. Evet, sınır ötesi operasyonmuş. Giderek oraya yerleşen, giderek orada insanları yerinden, yurdundan eden bir zihniyet iş başında. Afrin'den başladılar, şimdi Münbiç'i konuşuyorlar. Hakurke'de operasyonlar devam ediyor. Adeta Afrin'den Çukurca'ya kadar bir Kürtsüzleştirme, insansızlaştırma politikası ana siyaset haline, dış politikada ana siyaset haline gelmiş durumda. Irak parlamentosundan sesler çıkıyor, itiraz ediyor Iraklılar. Şimdi bizim için en önemli mesele toprak bütünlüğü değil mi? Hep bunu dile getirmiyor muyuz? O zaman toprak bütünlüğüne Irak'ta da Suriye'de de saygı gösterin. Irak'ta da Suriye'de de o toprak bütünlüğü içindeki halkların iradesine saygı gösterin. Orada yaşayan insanların yaşam hakkına saygı gösterin. Sınır ötesi operasyonlarla değil, sınır ötesi diyaloglarla, barış süreciyle yol alın. Dış politika böyle var edilir. Dış politika bunun üzerine inşa edilir. Dış politikadan anladıkları sürekli aslında şiddettir, zulümdür. Bakın, G20 zirvesi yapıldı. G20 zirvesinde Trump, o da Amerika'nın zulmü, ne diyor? Herkesin bildiği gibi Kürtlerle bir problemi var. Buradaki üçüncü şahsın kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Sınırda 65 bin kişilik bir ordusu vardı ve IŞİD'e karşı bize yardım eden Kürtleri haritadan silecekti. Kim bilir ne anlattı? Nasıl anlattı? Haritadan silecekti. Katliam beklentisine, katliam anlayışına bakın. Onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Sanırım Kürtler onun doğal düşmanı. Bu ne demek? Doğal düşmanı. Dedim ki bunu yapamazsın ve o bunu yapmadı. O yüzden bir ilişkimiz var. Evet. Bu kirli ilişkiler zaman zaman kendini teşhir eder işte böyle. Doğal düşman. Biz de buradan diyoruz ki Kürtler Türksüz, Türkler Kürtsüz yapamaz. Biz 100 yıllardır bir aradayız. Bizi birbirimize düşman eden bu zihniyete en güzel cevabı da yine hep birlikte biz vereceğiz. Bizi düşman görenlere en güzel yanıtı, en güçlü yanıtı bir arada yaşama irademizle vereceğiz. Bunu var ederek vereceğiz. Suriye'nin geleceği, Irak'ın geleceği, Türkiye'nin geleceği birbirine bağlıdır. Barış
birlikte var edilmelidir, birlikte üretilmelidir. Demokrasi her yerde, toplumsal barış her yerde birlikte var edilmelidir. Bunu birlikte var edecek güç de Kürt halkıdır. Dolayısıyla Kürt halkına doğal düşman gözüyle bakanların bu barış masasında, demokrasi masasında yeri yoktur. Suriye, evet Afrin'le başladı. Şimdi Münbiç'i konuşuyorlar. İdlib sorunu devam ediyor. Çünkü sorun çözen bir yerden siyaset bu ülkede üretilemez hale geldi. Tam tersine bugünkü iktidar sorunlardan besleniyor. Çözümsüzlükten besleniyor. Kendi iktidarını tam da Kürt meselesinin çözümsüzlüğü üzerine kuruyor. Bu ülkeye dayatılan tecritin yegane nedeni de budur. Mutlak tecritin yegane nedeni de budur. Mutlak tecriti kırmak için 200 gün boyunca açlık grevi yapan arkadaşlarımız aslında Türkiye'nin demokrasi ve barış yolunu açmak adına önemli bir adım attı. Ama bu yeterli değildir sevgili arkadaşlarım. Türkiye barışına, demokrasisine atılmış tecriti kırmak için çabalarımızı büyütmeliyiz. Bakın mutlak tecrit kırıldıktan sonra Türkiye İmralı'nın sesiyle buluştuktan sonra yeniden barışı, demokrasiyi daha sahici bir yerden, daha samimi bir yerden konuşmaya başladı. O yüzden de diyoruz ki Öcalan'la konuşun. Öcalan'ın sesini kısmayın. Başlayan görüşmeler, avukatlarıyla, ailesiyle başlayan görüşmeleri düzenli bir şekilde devamını sağlayın. Bunu günlük siyasete, seçim siyasetine malzeme yapmayın. Öcalan'la olan görüşmelerin, Sayın Öcalan'la gerçekleşecek olan görüşmelerin sadece avukatlarla da sınırlı olmamasının ne kadar önemli olduğunu geride bıraktığımız günlerde bir kez daha gördük. Vazgeçin bu Osmanlı rüyalarınızdan. Yeni Osmanlıcılıkmış. Suriye üzerine hesaplarınızdan, Irak üzerine hesaplarınızdan vazgeçin. Biz biliyoruz bu yeni Osmanlıcılık anlayışının bizi nerelere sürüklediğini. Hatırlıyorsunuz değil mi? Öfkeli çocuklar vardı bir ara. O öfkeli çocuklarla birlikte Suriye'de Emevi Camii'ne namaz kılmaya gidecek olanlar vardı. Geçen gün çıkmış, 3 yıldır sustum diyor. Hep sus sen. Sen ne konuşacaksın? Sen konuştuğunda ne olduğunu biz Suruç'tan çok iyi biliyoruz. Ankara katliamından çok iyi biliyoruz. O yüzden de böyle bir dış politikayı bu ülkeye dayatan bu anlayışta olanlara artık bu yeni siyasette yer yok. Bugünlerde hep tartışmalar var. Diyorlar ki AKP fabrika ayarlarına dönüyor. Ne fabrika ayarı? Ayar tutmaz bunlar. Bunların fabrika ayarından anladıkları işte yeni Osmanlıcılık. Türkiye siyaseti bu anlayışa, bu zihniyete artık prim vermeyecektir. Türkiye halkları, Türkiye emekçileri, kadınlar artık bu köhne siyasete yüzünü dönmeyecektir. Biz o fabrika ayarlarını biliyoruz. Dedik ya ayar tutmaz. Şimdi bir de ekonomi tarafı var. Dış politikada bunu görürken ekonomide de şimdi yeniden yeni bir mesele önümüze geliyor. Efendim ekonomideki bu kötü gidişat AKP fabrika ayarlarına dönerse düzelirmiş. Ne düzelecek? AKP'nin siz fabrika ayarı dediğiniz yıllarına dönün bir bakın. 2002-2007 69 milyar liralık, 69 milyar dolarlık özelleştirme yapmışlar. Bugün bunca işsizlik varsa, bugün bunca yolsuzluk varsa, bugün bu denli iktisadi şiddet varsa işte o 2002-2007 dönemindeki iktisat politikaları nedeniyledir. Evet. Şimdi o yüzden de diyoruz ki hiç öyle geriye bakıp bit pazarından nimet üretmeye çalışmayın. Bunlar bit pazarına gitse pazar bunları kabul etmez. Yeni siyaset zamanıdır. Yeni siyaseti konuşma zamanıdır. Hep birlikte bunu başaracağız. Bakın bu sabah kalktığınızda ne gördünüz? Özellikle şoför esnafı benzin 7 lirayı geçmiş. Evet, rekor kırmış. Şimdi ekonomide düzelme dedikleri bu. Ekonomide düzelme dedikleri sürekli zam. Motorine zam, çaya, şekere, elektriğe zam. Şimdi yakında doğalgaza zam gelir. Bunlar halkı aldatarak, halkı kandırarak
topluma tuzaklar kurarak yol alıyorlar. Zamlara bakar mısınız? Doğalgaz zammını Temmuz'da yapıyor. Çünkü Temmuz'da biz kombileri açmıyoruz. Faturayı bilmiyoruz. Temmuz'da çift haneli zammı yapıyor. Ekim'de bir açıyorsunuz kombiyi. Kombi mi sizi ısıtıyor? Siz mi kombiyi? Belli değil. Şimdi Temmuz'da zammı halkı kandırarak hayata geçiriyorlar. Zam hükümetidir bu. AKP dediğiniz zam hükümetidir. Başka bir şey bilmezler. Ekonomiyi öyle bir yere sürüklediler ki bu krizin bütün faturasını halka yüklemeye devam ediyorlar. Emeği sömürerek, doğayı talan ederek, yoksulluğu halka dayatarak kendileri bir şatafat içinde yaşamaya devam ediyorlar. Evet, doğayı talan ediyorlar. Hasankeyf'ten gelen arkadaşlarım var burada. Evet, hem doğayı hem tarihi yıkımı Hasankeyf'te görmeniz mümkün. Emeğin sömürüsünü bugün İnşaatlarda 3. havalimanında görmeniz mümkün. Evet sevgili arkadaşlarım. Sorun üretenler çözüm üretemez. 17 yıl boyunca sorun ürete geldiler. Şimdi artık bu sorunların üzerinden çözüm üretecekleri algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değildir. Bakın mümkün olmayacağının bir iki rakamı. Merkez Bankası'nın temettülerine el koydular. Yetmedi ihtiyat akçesine ve kurumlar vergisiyle yaklaşık 90 milyar lirayı Merkez Bankası'ndan çekip alıyorlar. Bütçe açığı 80 milyar neredeyse yakalanmış durumda. Yani bu sene bütçe açığını Merkez Bankası'nın bu ihtiyat akçesi ve temettüsüyle kapatarak treni sallamaya, idare etmeye devam edecekler. Taşıma suyla değirmeni çevirmek istiyorlar. Fakat değirmende buğday yok. Taşı taşa öğüterek ayakta durmaya çalışıyorlar. Üretim yok, sağlıklı bir üretim yok. Biraz önce de söyledim. Doğayı talan eden, emeği sömüren bir anlayışın zaten Türkiye'ye verebileceği bir şey yok. Bunu G20'de de gördük. G20'de yan yana geldiler, silah pazarlıkları yaptılar. Evet bize mermiyi dayatıyordu. Bir mermi kaç paradır diyordu. Biz merminin fiyatını bilmiyoruz ama sen bu S-400'ünde, F-35'inde, Boeing'lerinde fiyatını çok iyi biliyorsun. Çünkü sen pazarsın. Sana bunları satıyorlar. Sen de bunları almak zorunda kalıyorsun. Dış politikan yok, ekonomi politikan yok. Dolayısıyla da sen de bunları alıyorsun. Ve bunların bedelini de işte zamlarla halklara, emekçilere ödetiyorsun. G20'de yan yana geldiler. G20'de 20. sıradalar. Evet. Seneye G21 olmazsa bunun adı katılmaları zor. Çünkü ekonomi o denli kötüye gidiyor ki G20 bile bunları kabul etmeyecek. Etmesin. Zaten bu G20 dağıtılsın. Dünya ekonomisinin %85'ine hükmediyorlar ama dünya ekonomisini habire içinden çıkılmaz bir yere sürüklüyorlar. Evet, dünya halkları mağdur, Orta Doğu halkları mağdur, Filistin halkları mağdur, Afrika halkları mağdur. Bu mağduriyeti yaratan işte bu G20 zihniyetidir. Önce G7 idi bunlar, sonra Rusya'yı aldılar G8 oldular, şimdi bir G20 hikayesi üzerinden dünyada sömürüyü, kapitalist sistemin sömürüsünü kalıcılaştırmaya çalışıyorlar. Kapitalizm ne zaman krizdeyse, ne zaman derin krize sürüklenmişse bilin ki orada savaş politikaları ön plana geçer. Öyle de işte bunun bedelini Orta Doğu halkları ödüyor. Bunun bedelini Kürt halkı ödüyor. O yüzden de tüm bu G20 zihniyetine karşı, tüm bu savaş politikalarına karşı Kürt halkıyla, tüm Orta Doğu halklarıyla barış politikasını, barış mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Evet, 23 Haziran'da İstanbul'da barış ve demokrasi mücadelesini yükselttik. Bir demokrasi referandumunu ortaya koyduk. 31 Mart'ta olduğu gibi. Nasıl ki 31 Mart'ta siyaseti kutuplaştırmadan, kutuplaşmış siyasete tutsak etmeden, siyaseti payandalaştırmadan ortaya bir seçenek yarattık.
Dedik ki bu demokrasi seçeneğidir. Bu barış seçeneğidir. Bu toplumsal uzlaşmadır. Bu demokratik müzakerenin yolunu açacak bir hamledir. 31 Mart'ta başarılı olduk. Hem de çok başarılı olduk. Bu başarıyı hazmedemeyenler Muş'ta, Viranşehir'de, Malazgirt'te, Şırnak'ta her yerde bize adaletsizliği dayatmaya devam ettiler. Kanun hükmünde kararnamelerle arkadaşlarımızın mazbatalarını ellerinden aldılar. Evet. Ve en sonunda da geldiler İstanbul'da bir kayyum atayarak İstanbul seçimlerini yenilemek istediler. Biz de onlara söyledik, dedik bizde kayyum alerjisi var. Eğer İstanbul'a kayyum atarsanız gelir süpürürüz. Öyle de yaptık. Öyle de yaptık. İstanbul seçimlerinde Muş olduk, Viranşehir olduk, Şırnak olduk, Van olduk, Ahmet olduk. İstanbul'u ayağa kaldırdık. İstanbul seçimlerini bir referanduma çevirdik. Ve siz İstanbul'dan gelen yoldaşlarım, siz bu mücadelenin en önünde yer aldınız. En önünde koştunuz. En hızlısı sizdiniz. Aşk olsun size. Aşk olsun. Emeklerinize sağlık. Bu Türkiye siyasetinde 31 Mart'ta yaratmış olduğumuz umudun büyümesidir. Bunu bir kez daha büyüttünüz, perçinlediniz. Artık Türkiye siyaseti yarını konuşmak zorundadır. Artık Türkiye siyaseti geçmişin üzerinde tepinemez. Yeni bir siyaseti var etme zamanıdır. İşte bunun yolunu hep birlikte açtık. İstanbul'da açtık. Evet, emekçilerle birlikte açtık. En büyük emekçi kentiydi. En çok da emek sömürüsünün olduğu kentti. İnşaatlarıyla, o turizm tesisi olarak bize gösterilen o 5 yıldızlı otellerdeki emeğin sömürülmesine karşı itirazımızla, evet, İstanbul'da büyük bir itirazı emekçilerle beraber örgütledik. Yine İstanbul, İstanbul seçimlerinde kadınlarla birlikte, kadına yönelik şiddete karşı, kadına yönelik zulme karşı hep birlikte kadınların itirazını örgütledik. İstanbul'da Kürt halkının itirazını örgütledik. Bu zulme dur demek için, bu şiddete, bu savaşa dur demek için hep birlikte İstanbul'da omuz omuza faşizme karşı mücadelemizi büyüttük ve bu faşist bloğa en güçlü darbeyi yine İstanbul'da hep birlikte biz vurduk. Sevgili arkadaşlarım, demokrasi için, faşizmi geriletmek için barış ve özgürlüğün yolu şimdi açılmıştır. Şimdi bu yolda yürümeye devam etmeliyiz. Demokrasi ittifakıyla bu yolda tüm Türkiye halklarıyla birlikte, emekçilerle birlikte, kadınlarla birlikte yürümeye devam etmeliyiz. Demokrasi ittifakımızı dile getirirken tüm Türkiye halklarına çağrımızı da yaptık. Dedik ki bakın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bir uydurma sistemin içinde Türkiye aslında tecitleştiriliyor dedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin yol alması, yol kat etmesi mümkün değil. Türkiye krizlerle boğuşuyor ve giderek daha fazla krizlere sürükleniyor. Bu krizlerden bu sistemle çıkmak olası değil. Bu krizlerden bu sistemle çıkamıyorsak o zaman bir seçenek yaratmalıyız. Seçimler o nedenle sadece bir sandık hesabı değildi. Seçenek yaratma gücünün açığa çıkartılmasıydı ki bunu da başardık. Evet, bir seçenek yaratmalıyız. Şimdi diyorlar ki sistemi rehabilite edeceğiz. Bu rehabilite olacak bir hastalık değil. Bunu rehabilite edemezsiniz. Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu tekçi anlayış, bu partili cumhurbaşkanlığı anlayışı bu ülkenin tarihiyle, kültürüyle, geleneğiyle bağdaşmıyor. Çoğulculuğu yok sayan, çoğulculuğu dikkate almayan, farklılıkları birbirine düşman eden bir anlayışla yol kat edemeyiz. Bakın bu anayasa ki referandum 16 Nisan referandumuyla bir yama daha yapıldı. Bu anayasa bir 12 Eylül anayasasıdır. Bir junta anayasasıdır. 17 kez değişikliğe uğramış. Bu anayasa emekçilerin anayasası değildir. Bu anayasa kadınların, gençlerin, halkların, farklı inançlara sahip toplumun anayasası değildir.
Bu anayasa 5 tane generalin oturup uydurduğu bir anayasadır, dayattığı bir anayasadır. Ve 40 yıldır bu zulüm altındadır. Türkiye'deki demokratikleşmenin önündeki en önemli barikattır. Şimdi bu anayasadan yararlanıp, bu anayasayı daha da içinden çıkılmaz bir yere sürükleyip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaratanlar toplumsal barışı dinamitlemişlerdir. Savaşı dayatmışlardır. Bakın bugün yargı bağımsız değil, tarafsız değil. Bugün demokratik kurumların hepsinin tasfiye edildiğini görüyoruz. Bugün bürokrasinin çöktüğünü görüyoruz. Bugün toplumda hani herhangi bir derde derman olabilecek bir yapının sağlıklı bir şekilde işlemediğini görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu rejim, tek adam rejimi bir çöküştür. Çöküyoruz. Dediler ki bu sistemle, bu tek adam rejimiyle uçacağız. Yamaç paraşütü yapıp da paraşütsüz atlamaya benziyor bunların uçuşu. Tepe taklak gidiyor ülke. Ve hala uçtuklarını sanıyorlar. Hızlandırdıkları her şey ekonomiyi de, siyaseti de, toplumu da daha büyük krize sürüklüyor. Bir hızlanma falan yok. Bu anlayışla hızlandırdığınız şey aslında ülkeye yapılan kötülüktür. Evet, yolsuzluk, yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik her yeri çepeçevre sarıp sarmalamıştır. Buradan bir çıkışı hep birlikte bulmalıyız. Evet, bu tarihin bu anında özellikle son bir yıl içinde yaşadıklarımızdan önemli dersler çıkardık. Herkes kendi payına çıkardı. Ve çıkartmayanlar ders çıkarsın diye de zaten hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da olanca gücümüzle bu mücadeleyi verdik. Evet, şimdi dönüp bütün bu geçmişin muhasebesini çok iyi yapmak zorundayız. Ön yargılardan kurtulmak zorundayız. Husumetlerden kurtulmak zorundayız. Bir müzakere zeminini var etmek zorundayız. Bu müzakereyi de gelip böyle bu parlamentonun duvarları içine sıkıştırmadan, bütün toplumu bu müzakere zeminine çağıran bir yerden bir adım atmalıyız. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak, üzerimize düşen sorumluluğun gereği olarak tüm toplumu, tüm halkları, emekçileri, kadınları, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, parlamentoda olan siyasi partileri, parlamentoda olamayan siyasi partileri, herkesi bu müzakere zeminine çağırıyoruz. Bu müzakere bir mücadeledir. Bu müzakere faşizme karşı büyük bir mücadeledir. O yüzden de gelin faşizme karşı olan mücadelemizi büyütelim. Bu müzakere zemininde tüm toplumsal kesimler yan yana gelsin. Bir toplumsal mutabakatı arayalım. Bir toplumsal sözleşmeyi var edelim. Yani anayasamızı var edelim. Evet, bugün demokratik anayasa zeminde uzlaşma faşizme karşı mücadeledir. Bugün demokratik anayasa zeminde uzlaşma demokratik çözümün önünü açmaktır. Bugün bu zeminde buluşma demokrasi adına, barış adına atılabilecek en güçlü adımdır. Bunu hep birlikte atmalıyız. Yan yana gelmeliyiz. Bizden esirgenen bir anayasayı bizzat biz yapmalıyız. Beklemeyelim. Bizim adımıza birileri anayasa yapsın diye beklemeyelim. Biz yapalım. Yani Türkiye halkları olarak, Türkiye emekçileri olarak ortak vatanda bir arada yaşama iradesine sahip olan bizler anayasamızı yapalım. Eşit yurttaşlık temelinde bizi bir arada tutan değerleri öne taşıyan bir anayasayı yapma zamanıdır. Ancak o zaman bu krizlerden çıkabiliriz. Ancak o zaman bu yoksulluğa son verebiliriz. Bu işsizliğe, bu zulme, bu düşmanlığa ancak o zaman son verebiliriz. Eğer bir toplum sözleşmesinde, bir toplumsal mutabakatta yan yana gelemezsek, işte bugünkü iktidar gibi bu ceberrut anlayış bu düşmanlıktan beslenmeye devam edecek. Yoksulluğu da, yolsuzluğu da bizim kaderimize, kaderimiz olarak bize dayatmaya devam edecek. Şimdi bunlara son verme zamanıdır. Ve bu anayasayı bir an önce yapmak zorundayız. Harekete geçmek zorundayız. Bunu başardığımız ölçüde geleceğimize, bunu başardığımız ölçüde çocuklarımızın geleceğine
sahip çıkacağız. O yüzden de demokratik anayasa çağrımızı buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu anayasa çalışmalarını yaparken de, bu anayasa, demokratik anayasa mücadelesini verirken de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulup geçmişin vesayetçi rejimine de tekrardan düşmemeliyiz. Yeni anayasa yeni yaşamdır. Yeni anayasa yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi tartışmaya açmalıdır. Evet, yerel demokrasi, radikal demokrasi, demokraside atılacak radikal adımlar bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Evet, bu anayasada artık emekçiler, kadınlar, halklar olmalıdır. Bu anayasada artık kendini ana diliyle ifade edebilen bir toplum olmalıdır. Bu anayasada kamu hizmetleri ayrımcılık üzerinden değil, sosyal bir yaşamı ören bir anlayışla var edilmelidir. Bunu başarmak için şimdi harekete geçme zamanı. Türkiye'de atacağımız bu adım kuşkusuz dünya siyasetini de, Orta Doğu siyasetini de etkileyecektir. Bu açıdan Türkiye'de yapılacak bu anayasa mücadelesi, anayasa yapım süreci Suriye halkları için de, Irak halkları için de inanıyorum ki önemli bir örnek teşkil edecektir. Yeter ki bu savaş politikalarından, bu zihniyetten hep birlikte kurtulalım. Anayasa yapım süreci kadar önemli olan bir süreçte kuşkusuz sevgili arkadaşlarım, yargı konusunda atılacak adımlardır. Yargı reformu strateji belgesi denen bir şey açıklandı. Hala arkasının gelmesini Türkiye bekliyor. Evet, büyük bir beklentidir. Bugün cezaevlerinde haksız, hukuksuz yere tutsak edilmiş yoldaşlarımız, arkadaşlarımız vardır. Bugün cezaevlerinde ifadesinden dolayı, bugün cezaevinde fikrinden dolayı, yazdığı yazıdan dolayı, sadece demokrasi adına konuştuğundan dolayı, barış için akademide onurlu duruşunu var ettiğinden dolayı cezaevinde tutulan arkadaşlarımız, hocalarımız, gazeteciler var. O yüzden toplumda beklenti yüksektir. Yargılanan binlerce insan var. Kimi yurt içinde, kimi yurt dışında. Evet, çok ciddi bir yargı mağduriyeti vardır. Yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını hızla yitirmiştir. Bu büyük yargı mağduriyetini ortadan kaldırmak için öyle şu paket, bu paket gibi oyalanmaya gerek yok. Bir an önce partiler bir araya gelmeli ve Türkiye halklarının, toplumunun beklentilerini karşılayacak bir yargı konusunda bir yasama faaliyetini hızla hayata geçirmelidir. Hem de beklemeden, hızla, acilen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeliyiz. En başta da bu çalışmayı yaparken de terörle mücadele kanununun ve Cumhurbaşkanına hakaret düzenlemelerinin lağvedilmesi gerekiyor. Evet, terörle mücadele kanunu bu ülkenin gizli ve kirli anayasasıdır. Terörle mücadele kanunu çerçevesinde bu ülkede adaletsizlik her gün her gün yeniden üretilmektedir. Bu kanunun hızla lağvedilmesi gerekmektedir. Ceza kanunu muhaliflere karşı bir düşman hukuku uyguluyor. Ceza hukukunu demokratikleştirmeliyiz. Ceza hukukunu demokratikleştirmeden bu ülkede ne adaleti sağlayabilirsiniz ne de bu ülkeyi gerçek anlamda demokratikleştirebilirsiniz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapıları sonuna kadar açılmalı. Mahkemeleri iktidarın hükmünü dağıtan değil, adalet dağıtan yerler haline acilen getirmeliyiz. Bakın, Ergenekon davası sonuçlandı. Hepsi beraat etti. Beraat ederken de şunu yazmışlar, beraat kararını verirken. Kumpas çerçevesinde ele almışlar. FETÖ'cü savcıların ve yargıçların yaratmış olduğu bir mesele olarak, bir vaka olarak, bir dava olarak değerlendirmişler. Bizim arkadaşlar, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş hangi savcıların, hangi hakimlerin kararıyla yargılanıyor? Bu FETÖ'cüler Ergenekon'da suçlu da HDP'ye gelince mi suçsuzlar? İşte bu kriterlerin, bu anlayışın ortadan bir an önce kalkması gerekiyor. Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, unutulmamalıdır ki adalet ortadan kaldırılırsa
iktidarlar ile haydutlar arasında bir fark kalmaz. Dolayısıyla bütün kanunlarda, ceza kanunundan çevre kanununa kadar, tüm kanunlarda adalet duygusunu, adalet anlayışını tesis edecek şekilde yeniden düzenlemeye ihtiyaç vardır. Özellikle yargı reformu çerçevesinde terörle mücadele kanunu başta olmak üzere bu düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Evet, faşizme karşı mücadelemizi her geçen gün büyüteceğiz. Bu mücadele aynı zamanda demokratik anayasa temelindeki bir müzakere anlayışıyla el ele kol kola yürüyecek. Ve yine burada bu meclis çatısı altında hakikatin sesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ben hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi bir kez daha kutluyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Sağ olun.